Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Dün sizi Çanakkale'ye götürmüştüm. Chinook yangın söndürme helikopteriyle bir operasyon yapmıştık. Çanakkale semalarında uçmuştuk. Bugün İzmir'de Adnan Menderes Havalimanı'ndayız. Bugün arkamda görmüş olduğunuz Beriev B-200 tipi uçağı tanıyacağız. Yangın söndürme uçakları nasıl operasyon yapıyor? Hangi özellikleriyle daha fazla ön plana çıkıyor? Bunları birlikte tanıyacağız ve aynı zamanda da Rus yapısı B-200, Beriev B-200 tipi uçağı özelliklerini, kapasitelerini birlikte göreceğiz. Yangın söndürme uçakları özellikle yüksek kapasiteli olanlar düz arazilerde, geniş alanlarda çok etkili. Helikopterden farkları neler? Nasıl bir operasyon yapılıyor? Bunları birlikte göreceğiz. Amfibik uçaklar yangın söndürmede yakın bölgedeki denize, göle inip su alıyor. Yangına hızla bu suyu atıp çok sayıda sorti yapılmasını sağlıyor. Hem suya hem karaya indiği için gövde tasarımından pilotajına kadar farklı özelliklere sahip. Beriev B-200 tipi uçak amfibik bir uçak. Amfibik nedir? Amfibik hem karaya hem de suya inebilecek özelliklere sahip olmasıdır. Yani basitçe bu uçak havada aerodinamik havacılık kuralları üzerine uçuşunu yapıyor. Suya indiyse, zamanda ise bir tekne haline geliyor. İşte görüyorsunuz, aynı bir tekne gibi çeşitli yüzeyler var bu gövdede. Özellikle altına baktığımız zaman uçağın alt kısmında bir tekne gibi alt kısmını görebiliyorsunuz. Bu suya inişler, örneğin tatlı suya inişler veya denize inişler, bunların hepsi gerçekten çok ayrı yetenek ve eğitim gerektiren işler. Çünkü bu bir hava aracı ama suya indiği zaman bir deniz aracı, yani deniz hukuku geçerli. Ve aynı zamanda pilotların denizcilik bilgileri bilmesi de gerekiyor. Suya iniş kalkış yapmak dışarıdan bakıldığı zaman çok basit gözükebilir veya bir suya inmek çok geniş alanlar, işte pist gibi belirli bir tutturacağınız yer yok. Bunlar basit gibi gelebilir ama aynı zamanda çok yüksek risklere sahip olunuyor. Ve tabii ki bu uçaklar yangın söndürdüğü için buraya inmelerin ana nedeni su alıp tekrar havalanmak. Karadaki pist yerine suya inip kalkmak nasıl bir duygu? Beriev B-200 uçaklarında gözlemci pilot olarak görev yapan Emrah Kaynar sorularımızı yanıtlıyor. Bir amfibik uçakla uçmak, siz sanıyorum daha önceden farklı hava araçlarında da görev yaptınız. Doğru. Nasıl bir şey amfibik, suya inip kalkmak, suyu alıp atmak? Tüm hava araçlarından çok farklı bir araç. Çünkü suya inebiliyor olması pilotluğun yanında sudaki hareketi de insana farklı şeyler hissettiriyor ve düşündürüyor. Daha özgür olduğunuzu düşünüyorsunuz. Piste bağımlı olmadan da çalışabiliyor çünkü uçak. Dilerseniz uygun bir altyapı sunarsanız pist değil, suyu da kullanabiliyor. Tabii yangınla mücadelede çeşitli su kaynaklarını kullanıyoruz. Orman Bakanlığı tarafından gösterilen. Buralardan su alıp bunu da yangına taşımak işin doğası gereği. Ayrıca havacılığın içerisinde çok özel bir durum. Farklı hissettiriyor tabii kendini. Uçağın etrafını dolaşırken ben şu kırmızı çizgiyi görüyorum. Bunun bir anlamı var mı, yoksa uçağın dış tasarımıyla ilgili bir şey mi bu? Aslında bu su seviyesini gösteriyor. Uçak suya iniş yaptığı zaman amfibik olduğu için tekne gibi de hareket edebiliyor. Ve suyun çıktığı maksimum seviyeler bu çizgiyle bilgi amaçlı önceden çizilmiş. Amacı yani bu. Bu çizgiyi su geçiyorsa bir sıkıntı var demek denebilir mi? Mutabık olabilir tabii. Batıyoruz yani, anlamına gelebilir. Yani tam olarak bunu öyle söylemeyelim ama bunun güvenlik çizgisi olduğunu söyleyebiliriz. Bir de benim en merak ettiğim, nasıl su alıyorsunuz? Hangi noktadan, bunu gösterir misiniz? Ben size genel olarak anlatmaya çalışayım. Bunlar dalga kıran kanatçıkları. Suda çok hızlı, normal bir tekneden çok daha hızlı hareket ettiği için, hava aracı olduğu için bu dalga kıranlara ihtiyaç duyuyor ki suyu başka şekilde yönlendiriyor ve yukarıya motora kadar ya da kanada kadar çıkmasını engelliyor. Bunlar su atma kapakçıklarımız. Su alma sistemimiz burada titanyumdan yapılmış bir kepçe diyebiliriz basitçe. Hidrolik sistemimize bağlı. Açılarak suyun uçağın kendi hızıyla depolara dolmasına yardımcı oluyor. Herhangi bir ekstradan bir elektrik pompası ya da hidrolik pompası, herhangi bir pompa sistemi yok. Uçak kendi hızıyla 12 ton suyu alıyor.
O anki uçağın hızı, suyun durumu, dalga durumuna göre yaklaşık 20 ila 25 saniye sürüyor 12 tonu alması. Ve kalkışı falan da hesaplarsak yaklaşık bir 30 saniye içerisinde, 30 saniye 1 dakika arasında bir sürede tamamen suyumuzu almış oluyoruz. Ve tabii kalkışa geçiyoruz. Bir göle inerken genellikle yanında bir tepe oluyor, bir yükselti evet. oluyor. Bu uçağın emniyetle yaklaşıp suyunu alıp tekrar havalanması için ne kadarlık bir mesafe gerektiriyor? Yaklaşık 3 kilometrelik bir mesafeye ihtiyacımız var. Son yaklaşma, suyu alma mesafesi ve kalkış mesafesi. Emniyetli olarak 3 kilometrelik bir mesafeden 12 tona yakın su alabiliyoruz. Kapakları görüyoruz ama galiba burada bir reflektör var. Biraz anlatır mısınız bize? Uçağımızda su atar sisteminin 8 farklı kapağı var. 12 ton buralara eşit dağılmış şekilde saklanıyor. Uçak tabii kalkış anında lövyeye çektiğimiz zaman daha hızlı kesilebilmesi için bu reflektörlere ihtiyacı var. Ki suyu yüzeyden daha çabuk bir şekilde uzaklaştırsın ve su yüzeyinden gövdesini kesebilsin. Buna yardımcı bir parçamız. Belki uçağın en kritik parçalarından biri de motor. Suya indiğiniz için evet. Jet motoru çok yüksek basınçla havayı yukarıdan çekiyor ve evet. girecek bir su o motorun verimsiz çalışmasına, kalkış veya iniş sırasında daha büyük sıkıntı yaşamasına neden olabilir. Bunun için nasıl bir tasarım var uçak üzerinde? Öncelikle uçağımızın motorları kanat üstünde. En hızlı şekilde ve en teknik şekilde sudan uzak tutma yöntemi bu. İkincisi, evet uçağın motorlarının sudan uzak durması gerekiyor. Belli bir miktar tabii ki sprey su temizlik için kullanılıyor zaman zaman ama sürekli suya maruz kalması iyi bir şey değil. Özellikle tuzlu su bizim için denizden aldığımız zaman çok büyük risk. Korozyon takat için çok... kesiliyor mu su girdiği zaman? Çok ufak miktarlarda herhangi bir problem yaşamıyoruz ama ciddi miktarda girmesi tabii ki motorun durmasına kadar sebebiyet verebilir. Yani dediğim gibi bunun da en büyük önlenmesi öncelikle motorun üste alınması ve su alırken her zaman burnumuzu yukarıda tutuyoruz. Zaten uçağın şekli de hafif bir V şeklinde, yay şeklinde. Bunun sebebi de yüksek süratte suyun üzerinde hareket edebilmek. Gövdenin arkasında galiba bir dümene benziyor. Doğru, bu aynı zamanda doğru. bir tekne. Bu dümeni nasıl kullanıyorsunuz suda? Uçağımız suda da hareket edebildiği için amfibik olduğundan dolayı bir tekne gibi de dizayn edilmek zorunda. Bundan dolayı bir gemi dümenimiz var. Dikey stabilize ile birlikte çalışıyorlar, ortak çalışıyorlar. Yani dikey stabilize hava akışını değiştiriyor. Doğru. Bu gördüğümüzde suyun içinde. Evet, yani suyun içerisinde yön vermek için aynı bir tekne gibi dümen görevi görüyor bizim. Yine rudder'lardan mı kontrol ediyor? Doğru, rudder'la. Yani zaten dediğim gibi dikey stabilize nasıl çalışıyorsa ortaklaşa çalışıyorlar. Birbirlerine bağlantılılar. Bir gemi nasıl hareket ediyorsa aynı şekilde dümen diyebiliriz. Gemi dümeni gibi aynı şekilde hareket ediyor. Dümenin üzerinde bir şey görüyoruz. Hani tekne dedik, bu bağlamak için mi bu nokta? Doğru. Aynı gemi gibi bir iskele ya da limana bir şekilde suyun içinde kaldığı zaman bağlanması gerekirse eğer bağlanma noktaları uçağımızın ön kısmında burnunda da sağında ve solunda ayrıca iki tane bağlama çapası var. Yani çapayı atıp bu su içerisinde hareketi kaymayı önlemek, sabitlemek için doğru park ama, durumunda diyelim artık hani tekne veya. Yani, tekne gibi düşünebiliriz yani çapa atılmıyor kendisi sabit orada bağlanma çapası. Bağlanma amacı. Baba diyebiliriz iskele babası gibi. Uçağın suyun içerisinde sabit kalabilmesi için çünkü bir ayrıca tekne gibi dizayn edilmiş. Bunun için burada da bir hareketi kısıtlamak için dalgalı ya da rüzgarlı durumlarda uçağın suda hareket etmemesi için bir sabitleme noktası. Uçağın yan tarafında farklı şöyle kapaklar. Bu kapaklar ne işe yarıyor? Bunlar fazla suyu tahliye drenajları. Uçak su alırken maksimum su alma kapasitesine ulaştığı zaman sistemi eğer kapatmazsak otomatik olarak buradan suyu fazla suyu tahliye etmeye başlıyor. Yani emniyet için konulmuş fazla su drenaj kapakçıkları bunlar. Hızımıza istisnaen çok şiddetli ve hızlı bir şekilde suları buradan geri tahliye ediyor fazla suyu. Buradayken tabii ben şey sormak istiyorum. Tabii. Günlük yangın söndürme operasyonu sırasında tuzlu suya yani denize inip kalkıyorsunuz. Evet. Bildiğim kadarıyla da tuzlu su metal yapılara büyük zararlar veriliyor. Doğru. İndikten sonra nasıl bir işlemden geçiriliyor uçak? Şimdi iki farklı
yöntemimiz var. Birincisi, sürekli farklı yangınlara müdahale ettiğimiz için tuzlu suda çalışıyoruz. Tuzlu suda çalıştıktan sonra ister istemez bazen tatlı suda da çalışmak zorunda kalıyoruz. Bu zaman herhangi bir işlem yapmıyoruz. Ama tuzlu suda çalışıp tekrar gelip buraya indiğimiz zaman uçağın altının, kapakçıklarının, motorların belli bir aşamada yıkanması, hatta eğer tuzlar uzun süre bir intikal uçuşu yaptıysak kuruyup gövdeye yapışıyor, bunların temizlenmesi için özel deterjanlarla, özel temizleme sıvılarıyla uçağı önce yıkıyoruz, daha sonra da tatlı suyla tekrar yıkıyoruz. Uçağın dışını gezdik, şimdi Beria B200'ün içindeyiz. İçi de bu uçağın en az dışı kadar ilginç ve gerçekten çok görmediğiniz özelliklere sahip. Gözlemci pilotumuzla beraberiz. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar Tolga Bey, öncelikle hoş geldiniz. İlker Bilgin ben. 2021 yangın sezonunda Beria B200'de gözlemci pilot olarak görev yapıyorum. Akabinde çok geniş kapsamlı ve çok harika bir uçak. Sanıyorum Emrah Kaptanımla da görüştünüz, evet. Konuştunuz. İsterseniz, arzu ederseniz uçağın içine geçelim. Bir kokpitten başlayalım. Tabii ki sizlere biraz tanıtayım. Tamam. Uçağımız neleri kapsıyor? Beria B200'ün kokpitine baktığımız zaman göstergeler açısından modern bir havayolu gibi glass kokpit ekranlar var. Ama ortada bu gördüğünüz lövyeler bir savaş uçağı lövyesi gibi. Şimdi biraz kokpitle ilgili detayları sizden alalım. İki kişilik bir uçuş ekibi var pilot olarak. Toplam evet. Kaç kişi uçuyorsunuz kokpitte? Evet, şöyle söyleyeyim Tolga Bey, dediğiniz gibi aynı zamanda bu uçak havayolu tarzında, Boeing gibi bir Airbus gibi IFR şekilde uçabilen, asıl amacı tabii ki amfibik özelliği ve yangın operasyonu olduğu için VFR şartlara da uyum sağlayacak şekilde dizayn edilmiş bu uçak. Tabii ki hani diğer hava araçlarında olduğu gibi tek bir thrust yok. Çift bir thrust var. Thrust kolu görüyoruz. Onun haricinde tabii MFT ve PFT ekranlarımız da mevcut. Otopilot sistemimiz mevcut. Overhead panelde hidrolik, elektrik gibi hem yedek elektrik gibi sistemlerimiz mevcut. Uçaklarda kullanılan Ground Proximity Warning sistemler bu uçakta şöyle çalışıyor. Suya indiğiniz zaman değiştiriyorsunuz. Su aldıktan sonra değiştiriyorsunuz. Atış yaptığınızda değiştiriyorsunuz. Yani burada kullanılan sistemler sadece bir yangının içine nasıl girdiyseniz onunla beraber uyarı vermemesi açısından, çünkü hepsi kaydediliyor biliyorsunuz, bilirsiniz ki. Bu sistemleri de buna adapte ederek böyle bir hava aracı yapılmış. Böyle bir amaçla da kullanılıyor. Andrio, evet, savaş uçağı tarzında bir lövyesi mevcut uçağımızın. Aynı şekilde kaptan ve co-pilot da sol elleriyle kullanarak gaz kolunu idare ediyorlar. Sağ elleri lövyede oluyor. Trim ve benzeri birçok sistem zaten diğer uçaklarla da aynı. Şimdi iki pilot oturuyor ama biraz Rus sistemi sanıyorum farklı. Normalde batı yapısı Boeing'lerde, Airbus'larda kaptan pilot solda otururken ikinci pilot sağda. Evet. Burada daha tersi olabiliyor. Peki siz gözlemci pilotsunuz. Siz nerede uçuyorsunuz? Kokpitte oturuyor musunuz buraya? Tabii ki. Bizde üçüncü koltuğumuz var burada. Sistemleri kontrolünü sağlıyoruz. Aynı şekilde uçuş operasyonunda verilen koordinata yaklaşma tarzı, pilotlara gerekli briefingi yapıyoruz. Şöyle düşünebiliriz bunu. Her zaman her şekilde her bir operasyonda aslında bir meydan turu çizip bir taçango yapıyormuş gibi alabiliriz. Bu suya inerken de böyle, yangın operasyonu sırasında da böyle aslında. Bunda herhangi bir değişiklik yok. Teker yerine suyu tabii atıyorsunuz. Tabii ki. Aynen öyle. Aynen öyle. Ve sistem hep bir düzen içerisinde olmak zorunda. Uçağımızın da belli limitleri olduğu için mania vesaire, buna benzer herhangi bir engelle karşılaşmamak için bir planlama yaparak önce bir orbit atıyoruz veya yangın üzerinde bir bekleme yapıyoruz. Pozisyonu değerlendirdikten sonra girişimize mütakip, özellikle merkez helikopterimiz de bize çok yardımcı oluyor bu konuda. Biz onunla beraber, onların talimatlarıyla beraber yangın operasyonuna girişimizi sağlıyoruz. Bu sanki bir denizaltı gibi, kokpitinde periskop var bu uçağın. Periskop ne işe yarıyor? Operasyon sırasında herhangi bir durumda uçağımızın motorlarını, sağ ve sol motorlarını kontrol etmemiz için bir ufak bir ayna tarzında periskop kullanılmış. Ve bu da ne oluyor? Operasyonda
olası bir durumda motorla ilgili bir sorun olduğunda görsel olarak kontrolünü sağlamamızı kolaylaştırıyor. İsterseniz bir de bir kabine bakalım, neler var birlikte tabii görelim. Tabii ki, tabii ki. Buyurun. Şimdi tabii Beriev bir yangın söndürme uçağı, suya iniyor ama arama kurtarma faaliyetlerinde de kullanılıyor. Galiba bu da bir bot atmak, kurtarma yapmak üzere bir vinç var uçakta. Evet, evet Tolga Bey. Haklısınız. Bu görmüş olduğumuz vinç de zaten bu arama kurtarma operasyonunda. Zaten bu uçak da aynı zamanda bir gemi olduğu için arama kurtarma operasyonunda kullanılıyor. Ek olarak uçağa herhangi bir malzeme yüklemesi gerekildiğinde bu vinçten yardım alınıyor. Yandaki kargo kapısından. Aynen öyle. Yanda görmüş olduğumuzda kargo kapısı mevcut. Bu kargo kapısından tüm işlevleri gerçekleştirebiliyoruz uçak içerisinde. Bu tabii bir yangın söndürme uçağı ama sonuçta öncelikli görev arama, kurtarma. Sanıyorum sedyelerle de hasta nakli veya afet bölgesinden kaza zedeyi almak gibi işlemleri de yapabiliyor. Aynen öyle Tolga Bey. Tek amacımız yangın söndürme olmadığı için suya indikten sonra veya herhangi bir yere gittiğimizde arama kurtarma hizmeti yaparken yaralıları taşımak için sedyelerimiz de mevcut. Bu uçak çok amaçlı da kullanıldığı için zaten bu tüm ekipmanlara sahip bir uçak. Tüm acil durum ekipmanlarına da sahip bir uçak. Aslında bu uçak sadece bir hava aracı olarak demeyelim, birçok işlevi yapan üçün biri veya üçü bir arada diyebileceğimiz bir uçak haline gelebiliyor. Yani yolcu taşıyabiliyor, gerektiği zaman kazazedeleri taşıyor, tabii uçan ki hastane oluyor, aynen bir yandan da yangın söndürüyor. Şuradaki tüpleri ben sormak istiyorum. Bunlarda da herhalde köpük eklenerek çeşitli sanayi tipi yangınlara da müdahale herhalde oluyor. Evet, şimdi tabii ki yangın türlerimiz var. Her yangına gittiğimiz zaman biz köpük kullanmıyoruz. Çünkü hem yararlı bir yandan da zarar verebiliyor. Yapmış olduğumuz operasyon eğer köpük kullanmamıza izin veriyorsa bu görmüş olduğunuz iki tane ve sağ arka tarafında da gördüğünüz toplam 400 litre alabilen kapasiteye sahip bir tüp köpük sistemi var. Kimyasallar içine doldurduktan sonra suyu almamıza müteakip yaklaşık bir 30 saniye bekliyoruz ve akabinde suyun içine de köpük sistemini karıştırarak yangının daha çabuk sönmesini sağlayabiliyoruz. Uçağın sol kanadında bir kamera bulunuyor. Bu kamera sayesinde yangın takip ediliyor ve kayıt altına alınabiliyor. Görüntüler için kabinde bir operatör uçuş ekibinde yer alıyor. B-200'lerin işletmesi CMC Holding ve Türk Hava Kurumu tarafından yapıldı. Uçaklardan biri Adnan Menderes Havalimanı'nda, diğeri de Adana'da görev yaptı. Uçaklar Manavgat veya Marmaris yangınlarında bölgeye sevk edildi. Hızı ve uzun menzili ile B-200'ler uzak mesafelerden yetişen ilk hava araçları oldu. B-200'lerin uçuş ve bakım ekibi Ruslardan oluşuyor. Tüm ekip operasyonun aksaksız yapılabilmesi için büyük özveriyle çalışıyor. Adeta uçaklarının başında yatıp kalkıyor. İşte onlardan biri de ikinci pilot Sergei Galamichi. B-200 kablolu uçuş sistemi iki büyük turbofan motoruyla çok güçlü bir uçak. Yangın söndürme sırasında yaptığınız uçuşta insan gerçekten kendini kahraman gibi hissediyor. Önceki videomuzda da belirttiğimiz gibi yangın söndürme operasyonu ciddi risklere sahip. Bazen acı kazalar yaşanabiliyor. İşte bunlardan biri de 14 Ağustos'ta meydana geldi. Kahramanmaraş'ta orman yangınına müdahale eden B-200 dağlık alanda düştü. Kazada 5 Rus, 3'ü de Türk, toplam 8 kişi hayatını kaybetti. Düşen Beriev askeri olduğu için Türk Hava Kuvvetleri ve Rusya'dan gelen askeri ekipler kaza kırım incelemesi başlattı. Halen uçağın kara kutu ve sistemlerinin analizleri sürüyor. Ancak ön rapora göre uçağın kazasında pilotaj hatası ön plana çıkıyor. Gövdenin tam satıh vurması son anda uçağın süratsiz kaldığını gösteriyor. Dağlık alanda yapılan uçuşlarda yanlış noktaya dönüş, belki de yaşanan küçük bir arıza birçok orman yangını uçak veya helikopter kazasının ana nedenlerinden biri. Müzik
gelelim Türkiye'nin havadan söndürme filosunun gelecekte nasıl olacağına. Öncelikle helikopter veya uçak ayrımı yapmamak gerekiyor. Geçen bölümde orman mühendisi Tarkan Balamur'un da söylediği gibi helikopter ve uçağın yangının özelliklerine göre görevleri farklı farklı. Burada önemli olan hava aracını ayırmak değil, çok farklı tipte, değişik kapasitelerde helikopterlere ve uçaklara sahip olmak. Ormanlarımızın genellikle sarp arazide, bazen de su kaynaklarına uzak olması nedeniyle ana hava aracı filosu helikopterlerden oluşuyor. Bu yıl Orman Bakanlığı kiralık helikopter sayısını 40'tan 50'ye çıkartıyor. Helikopterler suyu ormanlık arazide oluşturulmuş çok sayıda göletten veya havuzdan alıyor. Yıllardır kiralanan helikopterlere ek olarak Orman Bakanlığı, geçen bölümde de belirttiğimiz gibi Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından üretimi sürdürülen 20 adet T-70 helikopterini satın alacak. Kuşkusuz Türkiye'nin kendi yangın söndürme helikopter filosu kiralamanın azaltılması açısından önemli bir faktör olacak. Uçak konusunda da Orman Bakanlığı ihale açmış durumda. Alım konusundaki tüm aşamalar Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından koordine ediliyor. Toplam 5 uçak alınacak. Sunulan uçaklardan biri de Beriev B-200. Rus tasarımı uçakta Ukraynalı Motorzik şirketinin Progress D-436 motorları kullanılıyor. Diğer bir aday da Kanadalı Viking şirketinin 515 serisi. Turboprop motorlu CL-415'ten geliştirilen uçak serinin en modern modeli. CL-515 7000 litre kapasiteli amfibik bir uçak. 14 saniyede su tanklarını dolduruyor. B-200 daha düz alanda etkili, kapasitesi yüksek. CL-515 ise daha engebeli arazide operasyon yapabiliyor. Kapasite farkı ise 5 ton. İki model tam olarak birbirine rakip olmasa da Türkiye'nin hızlı davranarak bir an önce uçak siparişi vermesi gerekiyor. Çünkü iklim değişikliği nedeniyle tüm ülkeler için orman yangını riski artıyor. Şu an sipariş verilse bile İki farklı model için en az 3-4 yıl bekleme süresi veriliyor. Türkiye'nin bir başka eksikliği de tek motorlu yangın söndürme uçağı. Bu konuda dünyanın önde gelen imalatçılarından biri de Amerikalı Air Tractor. Tek turboprop motorlu yangın söndürme uçakları amfibik özelliğe sahip. Kapasiteleri ise 3028 litre. Tek motorlu uçaklar dar arazide helikopterlerden daha hızlı gidip yangın başlangıcında su atabiliyor. Air Tractor için Yunanistan geçtiğimiz Eylül ayında 11 adet sipariş verdi. Emekli edilmeye başlanan Dromader uçaklarının yerini Air Tractor AT-802'ler alacak. Dünyada birçok ülkede silahlı kuvvetler yangın söndürmede aktif olarak görevde. Geçmişte Türk Hava Kuvvetleri'nin C-130'ları kabine konulan yangın kitleri ile görev yapmıştı. Ancak dalış çıkışlarda uçağın kanatlarında metal yorgunluğu tespit edilmişti. Türk Hava Kuvvetleri 2040'a kadar C-130'ları uçurmayı planladığı için yangın söndürme görevleri iptal edilmek zorunda kalınmıştı. 2022 için alınacak sepet sistemleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri ve jandarma helikopterleri orman yangın söndürmeye destek verecek. Geçen yaz aylarındaki yangınlarda Türk Hava Kurumu uçakları büyük bir tartışmaya neden olmuştu. THK, yangın söndürmede Türkiye'nin en çok tecrübeye sahip kurumlarından biri. Tek motorlu Dromader ve çift motorlu CL-215 serisiyle Türk Hava Kurumu uzun yıllar söndürme operasyonları için bakanlığa uçak kiraladı. Ancak kurum 2 yıl önceki ihaleyi eski yönetimin yaptığı hatalar nedeniyle alamadı. Ekonomik kriz pençesindeki THK bu dönemde uçaklar için gerekli bakım ve modifikasyonlara da ne yazık ki bütçe ayıramadı. Manavgat yangını sırasında bakanlık kurum arasındaki iletişim krizi de tam olarak yönetilemedi. Burada atılacak en doğru adım CL-215'lerin bir an önce bakım ve modifikasyonlarının tamamlanması. Arkasından da bu uçakların
devlet hava aracı statüsüyle modifikasyona tabi tutulması. Yani performansa düşük eski nesil piston motorlar sökülerek yerine turboprop motorlara bırakacak değişimin bir an önce yapılması. Yapılan modifikasyon ile birkaç yıl içerisinde en az 5-6 uçaklık bir filo oluşturulabilir. Turboprop motorları ile bu uçaklar uzun yıllar ülkemizde orman yangınlarının söndürülmesi için kullanılabilir. İkinci adımda teslim edilmeye başlanacak yeni sipariş uçaklarla filo büyütülür. Türkiye sezon dışında da bu uçak veya helikopterleri Güney Yarımküre'de yangın sezonu yaşayan ülkelere kiralayabilir. Unutmayalım, bu hava araçları dünyada Türkiye'nin yumuşak gücü olabilir. Önce Çanakkale'deydik, sonra da İzmir'de orman yangınlarına havadan müdahale yapan hava araçlarını tanıdık ama burada esas faktör insan. Orman bilinci olmadığı zaman, orman sevgisi olmadığı zaman istediğiniz kadar işte arkamda gören uçakları, helikopterleri alın, kiralayın, bunlar bir önem, bir şey, herhangi bir şey ifade etmiyor. Önce bizim çocuklarımıza orman sevgisini aşılamamız, onları fidan dikmeye, ormanı sevmeye sevk etmemiz gerekiyor. Sonrasında ise gördüğünüz hava araçlarından önce de Türkiye'nin özellikle yerde orman yangınlarıyla mücadele ekiplerinin sayılarını arttırması, ekipmanlarını arttırması gerekiyor. Bir sonraki adım işte bu arkamda görmüş olduğunuz hava araçları, uçaklar, helikopterler, belki de insansız hava araçları. Bu konuyla ilgili Türkiye'nin hızlı bir adım atması gerekiyor. Sadece bir tip uçak, bir tip helikopter değil, farklı farklı özelliklerde, belki kocaman büyük yangın söndürme uçakları, biraz orta boy, biraz küçük veya farklı boydaki helikopterlere ihtiyaç var. Ve önemli olan bu filonun kalıcı olarak, kuyruğunda bir Türk bayrağına sahip olarak bu ülkeye kurulması, bu yapının oluşturulması. İlk etapta belki de çok ciddi maliyetler oluşturabilir ama ormanlarımız her şeye değer. Ve ormanlarımız gelecek nesillere, çocuklarımıza, torunlarımıza, onların çocuklarına aktaracağımız çok önemli miras.